At binicisinin nefesini dinler. Heyecanını hisseder ateş parçası. Üzgün olduğunda da anlar mı? Anlar tabii ateş parçası. Teyzem beni at binerken görseydi sevinirdi değil mi? Ben de senin gibi ata binmek istiyorum. Bana da öğretir misin? Öğretirim tabii ateş parçası. Gel bakalım. Önce ayağını buraya koyuyorsun. Sonra hop. Aferin. Şimdi beni iyi dinle. Dediğim gibi atlar hissederler. İlk kural kontrolün sende olduğunu hissetmesi için dizginleri çok sağlam tutman lazım. Kendine olan güvenini hissetmesi için. İşte böyle sert tutacaksın. Tut bakalım. Böyle mi? Oldu mu amca? Oldu tabii ateş parçası. Aferin sana. Amcan eksik söyledi canım. Dizginleri çok sert tutarsa canı yanar. Korkar hayvan. Bak, şöyle tutacaksın. Ne çok sıkı, ne çok gerçe. Canını yanmayacağını hissetmesi, sana güvenmesi lazım. Hiç değişmemişsin. Hala dik başlısın. Doğru bildiğini söylemekten çekinmiyorsun. Orhan? Orhan ya. Şaşırdın bana, itiraf et. Hoş geldiniz Yaman Bey. Siz de Yusuf Bey. Tanışıyorsunuz demek. Evet, çok eskilerden. Görüşmeyeli uzun zaman oldu ya. Tesadüfe bak. Hoş geldin Nana. Kusura bakma, ben çok şaşırdım. Ne işin var burada? Baba mesleğine devam. 5 senedir çiftlikte çalışıyorum. Yusuf ve Yaman Bey'i buradan tanıyorum. Sen burada ne arıyorsun? Öğretmenlik okuduğunu duymuştum. Yoksa... Evet, Yusuf'la arkadaşlık ediyorum. Bir atlarla bir de çocuklarla ilgilenmek beni mutlu ediyor derdim. Nana çok çalışkandır. Azimlidir. Kalbi altın gibidir. Ondan iyisini bulamazdınız. Abartma. Az bile söyledim. Biz çocukluk arkadaşıyız Yaman Bey. Aynı çiftlikte büyüdük. Babam Gürcistan'da çiftlikte çalışıyordu. Nana 5 yaşlarındaydı çiftliğe geldiğinde. Dilsiz sanmıştık. Hiç konuşmuyordu. Demek o da Yusuf gibi. Yusuf ona anlayan olmadığı için susuyor. Belli. Kimse duymamış onu. Ama ben onun sessizliğini duyuyorum. Biz onunla konuşmayı başladık bile. Bana yeğenimi mi anlatıyorsun? Onu tanıyor olabilirsin ama anlamıyorsun. O uçmayı bilmeyen yavru kuşlar gibi. Birinin ona kanat çırpmayı öğretmesi gerek. Dili çözülünce de başladı konuşmayı, susmadı. Çiftlikten ayrıldığında 15 yaşında falandın değil mi Nana? Abin yanına gelmiştin, çiftliğe geldi seni götürdü. Adı neydi? Abim. Dur, dilimin ucunda. Orhan bir baksan mı? Şu ilaçları bilemedik de biz. Şimdi bir yanlışlık yapmayalım. Hemen geliyorum. İzninizle atlardan birinin ayağında yara vardı. Ben bir bakayım. Vallahi seni gördüğüme çok sevindim Nana. Buralardasın. Görüşürüz. Manevi abinden bahsediyor herhalde. Canım, amcanın yanında ayrılma. Ben hemen geleceğim. Amca biraz gezdirir misin beni? Ver bakalım. Sıkı tut.
Söylediklerimi unutma. Hadi. Ya hatırlasaydı. Aziz deseydi. Her şey biterdi. Her şey.